Şimdi dün akşam saatlerinde gelen bir haber, aslında tabii tüm Türkiye'yi şok eden bir haber. Sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü. Aslında bir cinayet bu. Eski manken Filiz Aker tarafından öldürüldü Vatan Şaşmaz. Sonra Filiz Aker intihar etti. Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra tabii bakalım ayrıntılara neler oldu dün akşam. Sonra üzerine çokça konuşacağız. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz öldürüldü. Akşam saatlerinde Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelin 10. katından silah sesleri yükseldi. Otel görevlileri girdikleri odada sunucu Vatan Şaşmaz'la eski manken Filiz Aker'i kanlar içinde buldu. İlk incelemede Aker'in Şaşmaz'ı sırtından vurduktan sonra aynı silahı kafasına dayayarak intihar ettiği belirlendi. Aker'in Şaşmaz'dan 3 dakika önce odaya girdiği ve ünlü sunucunun odaya girmesinden sonra olayın yaşandığı belirlendi. Polise göre Vatan Şaşmaz kaçmaya çalışmıştı. Ancak vücuduna isabet eden 4 kurşunla can verdi. Filiz Aker'in yeğeni Dora Ercan yaşadıklarını anlattı. Otelden aradım, odanın telefonuna da ulaşamadım. Sonra zaten duygusal konuşmalar yapıyordu. Dedim acaba kendine bir şey mi, zarar mı verecek, ne yapacak diye. Biz sonra ben yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım, ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık yanımıza. Görevliyle beraber yukarı çıktık. Sonra Vatan'ın yerde cenazesini gördüm. Daha sonra kapı kapalıydı. Otel odasının Filiz Aker adına tutulduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarından odaya başka kimsenin girmediği de polis ekiplerince saptandı. Filiz Aker'in sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında silahlı fotoğrafları da incelemeye alındı. Aker'in Şaşmaz'la birlikte fotoğraf paylaştığı da görüldü. Sır cinayet ve intiharın perde arkası aralanmaya çalışılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada olayla ilgili herhangi bir gözaltı işlemi bulunmadığı kaydedildi. Polis ekiplerinin olayın gerçekleştiği otel odasında yaptığı incelemeler tamamlandı. Şaşmaz ve Aker'in cenazeleri ise otopsi için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan incelemede olayda kullanılan tabancanın Aker'in ruhsatlı silahı olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Çok acı, şok eden bir olay dedik. Gazetelerde de ilk sayfalarda var yine bu haberin ayrıntıları. Vatan Şaşmaz öldürüldü diyor Takvim gazetesi ve lüks otelde dehşet. Ünlü sunucu Vatan Şaşmaz Beşiktaş'ta bir otelde eski manken Filiz Aker'le bir araya geldi. Şaşmaz eşim hamile görüşmeyelim dedi. Çılgına dönen kadın Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar etti ve Şaşmaz'ın eşi Yasemin adında da acı haberi Tarsus'ta aldı. 55 yaşındaki Filiz Aker'in Amerika'da yaşadığı, bir aydır da Beşiktaş'ta otelde kaldığı öğrenildi. Tabii bütün bunlar olayın sıcaklığıyla yapılan haberler ama asıl neler olup bittiği belki bugün ortaya çıkacaktır. Adli tıp raporundan sonra tabii daha da netleşecektir. Rapor bugün çıkar mı çıkmaz mı bilinmez ama tabii bizde de yeni bilgiler var. Hepsini aktaracağız. Önce bir gazetelere bakalım istiyoruz. Ve yine Vatan Gazetesi'nde bu sefer sıra. Vatan Gazetesi manşetten vermiş. Sırtından 4 kurşun. 5 yıldızlı otelde kalan manken Filiz Aker, bu iş bitti diyerek ayrılmak isteyen eski sevgilisi Vatan Şaşmaz'ı sırtından 4 kurşunla öldürdü. Son kurşunu kafasına sıktı ve dün akşam yeğeniyle yemek yiyen Filiz Aker telefon gelince odasına çıktı. 3-4 dakika sonra odaya Vatan Şaşmaz girdi. Ardından silah sesleri duyuldu. Görevliler Şaşmaz'ın kapıda, Aker'in odada cesedini buldu. Polis Şaşmaz'ın sırtından 4 kurşuna vurulduğunu, Aker'in ise başına sıktığı tek kurşunla intihar ettiği belirlendi. Ve 12 yıldır tanışıyorlardı diyor gazetede. Ve Aker'in yeğeni Dora Ercan, onların mevzusu 12 yıllık, teyzem hep Vatan'la evleneceğini söylüyordu demiş. Biz de tabii yeğeniyle Dora Ercan'la biz de telefon bağlantısı yapacağız ilerleyen dakikalarda. Neler olup bittiğini bir de ondan dinlemek için. Saplantılı aşık dehşeti Posta gazetesinin sürmanşetinde ve işte
10. kattaki bir odadan dün akşam silah sesleri geldi. İçeri girildiğinde sunucu Vatan Şaşmaz ve eski manken Filiz Aker'in cesetleri bulundu. Korkunç olayla ilgili iddia şöyle. Vatan Şaşmaz 2012'de oynadığı Seninki Kaç Para filminin galasında Filiz Aker'le tanışıp sevgili oldu. 2015'te Mimar Yasemin Adalı ile evlenince Filiz Aker ilişkisini bitirdi. Ancak Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı takıntılı hale getirmişti ve sürekli arayıp beni terk edemezsin diye taciz ediyordu. Vatan Şaşmaz da yakın arkadaşlarına bu kadından korkuyorum diyordu ve İranlı milyarder eşinden boşanan Filiz Aker 2 yıl önce New York'tan gelip bir otelde kalmaya başlamıştı ve Vatan Şaşmaz'ı aramaya devam ediyordu diyor ve iddiaya göre de bir dönem ekonomik sıkıntı yaşayan Vatan Şaşmaz'a maddi destek vermiş ve kendisini terk etmesi üzerine 3 kez intihara teşebbüs etmiş diyor gazeteler. Bu akşam gazetesinde de sürmanşette bu haber, lüks otelde aşk kurşunu diyor akşam gazetesi. Ve teyzem yıllardır Vatan'a aşıktı platonik olarak. Teyzem de tutku halindeydi ve Vatan'ın hiçbir suçu yok demiş Filiz Aker'in yeğeni Dora. Dün de tabii olaydan hemen sonra onun yanında olduğu için son gören aslında o Dora teyzesiyle ilgili konuştu. Onların hepsini size aktaracağız birazdan. Otelde dört kurşun, Hürriyet gazetesinin sürmanşeti. Sunucu Vatan Şaşmaz'ı otel odasında sırtından vurup öldüren eski manken Filiz Aker intihar etti. Ve işte olayın yaşandığı otelde aylardır kalan Filiz Aker dün öğleden sonra yeğeni Dora ile yemek yerken saat 18'de ben odaya çıkacağım, bir arkadaşım gelecek, onunla konuşup yarım saat sonra ineceğim diyerek 11. kattaki odasına çıktı. Aker'den 3 dakika sonra lobide görülen Vatan Şaşmaz odaya gitti. Lobide bekleyen yeğeni yarım saat sonra aradığı Aker'e ulaşamadı. Otel görevlileriyle odaya gitti ve yanıt alamayınca kapıyı görevliler açtı. Manzara korkunçtu. Aker yatakta, Şaşmaz yerde kanlar içindeydi ve polis kamera görüntülerinden odaya üçüncü bir kişinin girmediğini belirledi. Ruhsatlı tabancası sağ şakağında tek kurşun izi olan yataktaki Aker'in yanındaydı. Şaşmaz'ın ise kapıya doğru kaçmaya çalışırken sırtına isabet eden dört kurşunla öldüğü belirlendi ve eşi de bu arada 4 aylık hamileydi. Sunucu oyuncu Vatan Şaşmaz baba olmaya hazırlanıyordu. Habertürk gazetesinde sürmanşette bu haber, saplantılı aşık cinayeti diyor Habertürk gazetesi ve şok cinayet Beşiktaş'taki bir otelde yaşandı. Amerika'da bir buçuk ay önce dönen eski manken Filiz Aker kaldığı odada Vatan Şaşmaz'ı tabancayla vurarak öldürdü. Aker aynı tabancayla intihar etti ve Şaşmaz'a 4 kurşun isabet etti. Aker'in yeğeni Dora Ercan anlattı ve teyzemin Vatan'a bitmeyen bir aşkı vardı. Tutku halindeydi. Telefonuma cevap alamadım. Yukarı çıktım. Odanın kapısını açtığımızda yerde yatıyorlardı. İlişkileri eskidendi. Aralarında yeni bir şey yoktu. Ve İşte Filiz Aker, yeğeni Dora Ercan, onun eşi ve Çin'den gelen bir arkadaşıyla otelin kafesinde oturuyordu. Saat 17'de yarım saat odaya çıkıp bir arkadaşımla görüşeceğim diyerek ayrıldı. Ve işte sonrasında da 80'li yılların ünlü mankeni Aker, suikaste kurban giden sendikacı Şemsi Denizer'le de yaşadığı aşkla gündeme gelmişti diyor Habertürk gazetesinde. Bütün bu haberler ve tabii gazetelerin ilk sayfasında hepsinin, kimisinin manşetinde, kimisinin sürmanşetinde. Şimdi detaylar böyle tabii, en azından gazetelere yansıyanlar. Ama Vatan Şaşmaz aynı zamanda aktif bir sosyal medya kullanıcısıydı. İşte bu fotoğraf da Instagram'da paylaştığı son fotoğraf. 2 gün önce paylaşmıştı bu fotoğrafı ve aslında altında da Why So Serious, yani neden bu kadar ciddisin diye yazmıştı. İşte bu da Vatan Şaşmaz'ın son paylaşımı oldu. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Ben de kendisini geçtiğimiz kış Ankara'da bir ödül töreninde sunuculuğunu o yapıyordu. Çok güzel şeyler söylemişti. Bizim için, ATV Kahvaltı Haberleri ailesi için de. Allah rahmet eylesin. Şok edici ve bir o kadar üzücü bir haberdi bu. Şimdi Vatan Şaşmaz'ın son paylaşımından sonra, Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra kendi yaşamına son veren Filiz Aker'in olaydan çok kısa bir süre önce o da Instagram üzerinden bir fotoğraf ve mesaj paylaştığı ortaya çıktı.
Yaşam her anın için sana teşekkür ederim diyor. Bu paylaşımındaki fotoğraf var. Ve zaten gazetelerde de vardı. Yeğeni Dora'nın anlatımına göre aslında ona söylediği sözler çok çok ilginç. Onu da tabii size aktaracağız. Bir işim var deyip yukarı çıkıyor. Sonrasında aşağı inmediği için dakikalar geçiyor. Belki de birkaç saat geçtikten sonra, bir iki saat geçtikten sonra yeğeninin sözlerine göre. Sonra Aker'in yeğeni Dora Ercan Altınbaşak ve eşi Ahmet Altınbaşak oradalar. Onu son kez aslında gören kişi onlar. Ve işte olaydan sonra ne yaşadıklarını anlattılar. Bakın neler yaşamışlar. Biz zaten buradaydık. Yani eşimle beraber kafede oturuyorduk. Babamızla beraber yukarı çıktık. Yani yarım saat işim var dedi. Geleceğim biraz sonra dedi. Biz de birkaç kere aradık sonra onu. Geliyor musun falan diye. Geliyorum dedi. Sonra aradım, telefonu kapalı. Otelden aradım, otelin telefonuna da ulaşamadım. Sonra zaten çok güzel konuşmalar yapıyordu. Dedim acaba kendine bir şey mi, zarar mı verecek, ne yapacak diye. Biz sonra ben yukarı çıktım. Sonra eşimi çağırdım, ulaşamıyorum dedim. Güvenlik aldık yanımıza. Görevliyle beraber yukarı çıktık. Sonra babamın yerde cenazesini gördük. Daha sonra kapı kapalıydı. Dedim ki herhalde camdan atlamış olması lazım dedim ya. Çünkü içeriden kapı kapalı olduğu için. Herhalde dedim o da kendine zarar verdi. Arkadaşım gelecek dedi, kişi vatanmış. Vatanşılaşmazmış. Biz, eşim bana, teyzem bizi çağırıyor dedi. Biz saat 1'de buraya geldik. Eşiyle 3-5 saat bir zaman geçirdik. Eşi bize dedi ki, teyzesi, benim bir yarım saat işim var, çocuklar bekleyin, ben geleceğim. Yarım saat sonra biz telefon açtık. Dedi ki, 5 dakika sonra geliyorum. Aradan bir 45 dakika geçti. Telefona ulaşamadığımız zaman tekrar güvenlik resepsiyonu aldık. Dedik ki hani bir şey mi oldu, bayıldı mı filan. Çünkü kadın zaten psikolojik problemleri vardı. Allah yardımcı olsun. Ben vatanın ailesine sağlığı diliyorum. Allah yardımcılar olsun. Bu kadar arkadaşlar. Daha fazla biz R katındaydık. Bir daha anlatıyorum arkadaşlar. Biz otelin R katında, yani birinci katında terastaydık. Teyzesi de ya 10 ya 11. katta kalıyordu. Gitti. Biz orada ne oldu ne bitti hiçbir şeyden haberimiz yok. Sadece bize söyledi. Bize sadece misafirim geliyor dedi. Bir işim var dedi. Geleceğim peki, dedi. Peki ruh hali nasıl? Ben son gördüğümde bir tartışma oldu. Benimle vedalaşır gibi konuşuyordu. Evet. Vedalaşır gibi konuşuyordu. Çünkü Amerika'da yaşıyor kendisi. Amerika'ya gidecek. İşte bugün çok mutluyum falan. Acaba dedim hani işte benim dedi mutluluğum dedi seni dedi üzebilir dedi. Sakin ol dedi, güçlü ol dedi. Hatta böyle bir şey yapacağı hiç aklıma gelmedi. İşte Dora Ercan Altınbaşak, vatandaşımızı öldüren Filiz Aker'in yeğeni. Dediğimiz gibi tabii çok fazla soru var cevaplanması gereken. O yüzden de elimizde gelen bütün bilgileri sizinle paylaşmak istiyoruz. Tabii Vatan Şaşmaz'ın dediğimiz gibi ölümü bütün Türkiye'de aslında hem şok etkisi yarattı hem de bir o kadar onu tanıyanlar için çok büyük bir üzüntü oldu. Ve onu tanıyanlar yazdı. Mesela Dua Rutkay yazdı. Vatan daima güler yüzlü oluşu, iyiliği ve hiç değişmeyen efendiliğiyle anımsayacak. Başımız sağ olsun, mekanın cennet olsun demiş Dua Rutkay. Yine sanatçı Burcu Güneş, Vatan Şaşmaz aman Allah'ım o kadar kalbi temiz bir insandır ki hepimizin dostu, arkadaş canlısıdır, şok içindeyim niye diye sormuş. İşte o önemli nedenini hepsi büyük ihtimalle de saatler ilerledikçe daha da netleşecek bu olayın boyutu. Cenk Eren, çok yazık oldu, çok ve Allah ailesine sevenlerine sabırlar versin. Mekanın cennet olsun, çok üzgünüm diye yazmış. Mustafa Sandal, daha 3 gün önce sarılıp hasret gidermiştik. Şimdi acı haberini aldım, Allah rahmet eylesin, sevenlerinin başı sağ olsun demiş Mustafa Sandal. Ve aynı zamanda tabii yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmayı sürdüreceğiz demiştik. Polis raporu var aynı zamanda. Polis raporuna göre de maktul şahsı kapı önünde yüzüstü yatar vaziyette. Müteyire şahsı da yatak üzerinde kanlar içerisinde görmüşler. Ve işte cesetler üzerinden diyor polis, tarafımızca yaptığımız kontrolde Münteyire'nin sırt bölgesinden, yani Vatan Şaşmaz'ın sırt bölgesinden 4 adet giriş şeklinde yarasının olduğu ve maktulün de sağ kulak üstü bitişik atış şeklinde yarasının olduğu görülmüştür. Ve konuyla alakalı tabii ki incelemeler devam ediyor diyor polisin
İlk olarak tabii polis raporuna göre çok çok acı. Tabii ki bize bilgiler geldikçe vatandaşlaşmaz o cinayetiyle ilgili elbette sizle paylaşmayı